İsrail'in abluk altındaki Gazze şeridine yönelik acımasız saldırı ve ambargosu 310 gündür aralıksız devam ediyor. Hedefine koyduğu her yeri bombalayan İsrail, Filistinlilere yaşam hakkı tanımıyor. Yapılan katliamlar sebebiyle evinden olan binlerce sivil, yaşadıkları bölgeleri terk ederek daha güvenli olan mülteci kamplarına sığındı. Ancak durmak bilmeyen İsrail, yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarına hedef aldı. Yeni bir katliam gerçekleştiren İsrail, cami, okul ve evleri de vurdu. Saldırılarda çoğu çocuk, onlarca kişi yaşamını yitirdi. Cenazeler Deir Bela kentindeki El-Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi. Yakınları cenazelere veda ederken büyük üzüntü yaşadı. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 39 bini çoktan geçti. Hayatta kalanlarsa açlığa ve susuzluğa mahkum edildi. Refah'a saldıran ve binlerce masumu öldüren İsrail, yardımların girişine de izin vermiyor. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor. Öte yandan İsrail saldırısı endişesiyle binlerce Filistinli yine göçe zorlandı. İsrail ordusu Gazze'nin Han Yunus kentinde yer alan Hamat bölgesindeki Filistinlilere havadan broşürler atarak tahliye uyarısı yaptı. Filistinli aileler İsrail ordusundan aldıkları boşaltın uyarısı sebebiyle uykularından kalkarak çocukları ve yanlarına alabildikleri eşyalarla yollara döküldü. Gece saatlerinde yolda yürümekten yorulan bazı çocuklar ve yetişkinler ise sokaklardaki kaldırımlarda uyudu. Altyapı, kanalizasyon ağları, elektrik hatları, iletişim ağları ve internetten de yoksun olan bölgede yerinden edilmiş Filistinliler oldukça zor şartlar altında yaşamaya çalışıyor. Evlerini terk edip bu bölgeye sığınan insanlar su, gıda, temizlik ve sağlık hizmetleri konusunda büyük yoksunluk yaşıyor. Gazze'de güvenli bölge kalmadı. İsrail Gazze'deki katliamlarını dünyaya duyurmaya çalışan gazetecileri de susturmaya çalışıyor, hatta öldürüyor. İsrail ordusunun Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda iki Filistinli gazeteci daha hayatını kaybetti. Gazze şeridinin güneyinde yer alan Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi önünde bir araya gelen gazeteciler, İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda basın mensubu Timi Muammer ve Abdullah El-Susi'nin hedef olmasını protesto etti. أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد ويتقصد Öte yandan İsrail'e karşı protestolar sürüyor. İsrailliler bu haftada Gazze şeridinde ateşkes, esir takası anlaşması ve Benjamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin istifası talebiyle ülke genelinde gösteri düzenledi.